Merhaba sevgili çocuklar. Üçgenler 23 adlı videomuzda üçgende alan konusuna devam edeceğiz. Üçgende alan konusunun son videosu bu video. Bunu da seyrettikten sonra üçgende alan konusunu bitirmiş oluyoruz. Şimdi ilk göstereceğim şey size iki üçgenin ortak açı ve kenarları varsa nasıl alanları oranlayacağız onu göstereceğim. AED üçgeninin kenarları x ve y verilmiş bize. ABC üçgeninin kenarları da B ve C verilmiş gördüğünüz gibi. Ortada da ortak bir A açımız var. Şimdi ben AED üçgeninin alanını şu şekilde yazmayı öğrenmiştim. Kenarlar çarpımı aradaki açının sinüsü bölü 2 bize alan AED'yi veriyordu. Hemen onu yazalım. Alan ABC'yi nasıl yazıyordum onu da hemen yazalım. Kenarlarımız C ile B aradaki açı A olduğu için B çarpı C çarpı yine sinüs A bölü 2 ortak açı olduğu için her ikisini birbirine oranladığımızda sin A bölü 2'ler birbirini götürecek ve oranda x çarpı y bölü b çarpı c olarak elimize gelmiş olacak. Buradan geliyor bu formül. Şimdi bir örnek üzerinde bunun nasıl uygulandığını görelim hep beraber. Şimdi 2 birim, 3 birim, 4 ve 2 birim şekil üzerinde de gösterilmiş, bize verilmiş. Alan ADE'nin aşağıdaki BCED dörtgenine oranını soruyor, alanına oranını soruyor. Hemen 2 ile 4'ün çarpımının 8 S olarak buraya yazdık. O zaman büyük üçgenin bir kenarı 5 birim e, diğer kenarı da 6 birim olmak üzere 5 kere 6 30 birim kare yani 30 S yazmam gerekiyor. Bütün ABC'nin alanına. Şimdi 30 S'e tamamlayabilmem için 8 S'den geriye 22 S kaldığı için aşağıya da 22 S yazıyorum. Şimdi bize ADE'nin alanının yani 8 S'in BCED'nin alanına oranını sormuş. Yani 22S e oranını bulacağız. S'ler birbiriyle sadeleşti. 2 ile de sadeleştirirsek 4 bölü 11 oranı gelmiş olacak elimize. Şimdi aynı e, kuralı kullanarak bu sefer 3 üç tane üçgen için yapacağız aynı şeyi. Önce 2 üçgen için yapacağım. Sonra da e, birinci üçgenle yani ABC ile büyük üçgen için yapacağım aynı oranlamayı. Şimdi 3 kere 2 6 olduğu için 6S ile başlıyorum ilk oranımı e, alanımı yazmaya. Diğer üçgenin alanı da burası 4 birim burası 6 birim olduğu için 4 çarpı 6'dan 24S gelmesi gerekiyor. Ve tamamına 24 s olabilmesi için aşağıya 18 s kaldı onu yazdık. Devam ediyorum. Büyük üçgenin AF kenarı 3, 4, 5, 6 birim. AG kenarı da bakıyorum 6 3 daha 9 birim o zaman tamamı afg üçgeninin alanının 6 çarpı 9'dan 54 birim kare yani 54 s olması lazım daha doğrusu s verdik çünkü diğerlerine şimdi 54 olabilmesi için buraya kadar 24 birim kareydi 24 S'ti. 54'ten 24'ü çıkarırsam o zaman buraya da 30 s kalmış olacak alan olarak şimdi bizden istenen alanları oranlayarak cevabımızı bulalım B, D, e, alanı 18S bulduk e, aşağıya da D, F, G, e alanını yani 30S'i yazıyorum her ikisini sadeleştirdiğimizde 3 bölü 5 oranını bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik benzer üçgenlerde nasıl alan oranlamamız gerektiğine. Benzer iki üçgenin alanları oranı, bunu benzerlikte görmüştük zaten. Benzerlik oranının karesine eşitti. Çevrelerin oranı neye eşitti? Onu da yazalım. Çevrelerin oranı da benzerlik oranına eşit. Direkt benzerlik oranına eşit diyoruz. Oranına eşit. E, çevrelerin oranı da benzerlik oranına eşit. Alanların oranı benzerlik oranının karesine eşitti. Bunu benzerlik konusunda söylemiştik size. Şimdi örneğimize bakalım. G noktası ağırlık merkeziymiş. Ağırlık merkezinden aşağıdaki tabana bir paralel çizmişiz. Bunu da size anlatmıştım hatırlarsanız. Şimdi bizim ağırlık merkezimiz kenarımızı nasıl bölüyor çocuklar? Şuraya G diyelim. Bir birim aşağıya iki birim yukarıya olmak üzere 1'e iki oranında parçalıyor. O zaman ben bir paralel çizersem buradan buranın da m'ye 2m olması gerekir. Dolayısıyla benzerlik oranı 2 bölü 3 olduğu için şu tabanın alttaki tabana oranı da 2 bölü 3 olmalı. Yani bu kural aslında bunu hatırlamanız gerekiyordu size öğretmiştim. E, ağırlık merkezinden bir paralel çizdiğimizde o paralelin uzunluğu 2x ise aşağıdaki kenarın uzunluğu da 3x olmak durumunda diyoruz. Şimdi devam ediyorum. Ben buradan benzerlik oranını kaç buldum çocuklar? 2 bölü 3 buldum. Benzerlik oranının karesi bana neyi veriyordu? Alan oranlarını veriyordu. O zaman 4 bölü 9 olması gerekiyor benzerlik oranımızın. Yani bu ne demek? Yukarıdaki üçgenin alanına ben 4s dersem Aşağıdaki yere de şu dörtgenin alanına da büyüğüne 9S olabilmesi için geriye 5S kaldı. Buraya da 5S yazıyorum. Şimdi bize DBCE'yi 80 vermiş. Yani 5S eşittir 80 verilmiş. Hemen 5S'i 80'e eşitleyerek S eşittir 16 buluyorum. Ve bize ABC'nin alanını sormuş. Bütün alanımızda ABC'de 9S olduğu için 9 çarpı 16'dan 9 de ABC'nin alanı da 144 birim kare gelmiş oluyor cevabımız. Şimdi 300. soruda da yine ABC üçgeninde DE'nin BC'ye paralel olduğu verilmiş. AD'ye 6, DB'ye de 8 birim verildiğine göre diyor. DEF'nin alanının tarayalım orayı. BFC'nin oranına oranı nedir diye sormuş. Şimdi burada bir kelebek görüyoruz. Nereden anladım kelebek gördüğümü? E, bu kenarların birbirine paralel olması durumunda köşeleri birleştirdiğimizde kelebek çiziyorduk hatırlarsanız. Şimdi kelebek oranını e, tabanların oranını bulduğumda zaten bulmuş olacağım. Hemen e, tabanların oranına geçiş yapacağım. Altının taban oranları olduğu için tamamını oranlıyorum. Altının 6 artı 8 14'e oranı eşittir. 3 bölü 2'ye böldük 3, 2'ye böldük 7, 3 bölü 7'ye eşit. Yani taban oranları burası 3K ise burasının da 7K olması gerekiyor. Şimdi bu kelebekteki oranımı yani 3 bölü 7'yi bulmuş oldum. Şimdi 3 bölü 7'yi bulduğuma göre o zaman alan oranlarım da bu 3 bölü 7'nin karesine eşit olacak. Oradan da 9 bölü 49 bulmuş oluyoruz. Şimdi benzerlik oranını bulduktan sonra bunun alanına 9s yazıyorsanız çocuklar 3'ün karesi 9 olduğu için 7'nin karesi 49 olduğundan buraya da 49s yazmamız gerekiyor. Bu anlama geliyor bu 9 bölü 49. Evet yine aynı şekilde bir kelebek sorumuz var karşımızda. EC ile AE'nin oranını vermiş bize. O zaman AE'ye K dersem EC'ye de 2K demek durumundayım. E, DEF'nin alanına 6 birim, ver, birim kare verilmiş. Onu da yazdım. Şimdi taban oranlarını bulalım hep beraber çocuklar. DE'nin BC'ye oranı yazıyorum. DE bölü BC. Şurada D. Eşittir kenarlarımızın oranıydı. DE'ye kadar olan uzaklık K ise BC'ye kadar olan uzaklık da 3K olduğu için K bölü 3K'ya eşittir diyorum. Oradan 1 bölü 3 geldi sonucumuz. Şimdi 1 bölü 3'ü buraya yansıtacağım. 1'e A dersem 3'e de 3A demem lazım. Yani kelebek oranım taban oranlarım 1 bölü 3'e eşit olmalı. Çünkü benzerlik oranımız 1 bölü 3 çıktı. 1 bölü 3'ün karesini aldığımızda ne geliyor çocuklar? 1 bölü 3'ün karesi de alan oranlarını verecek bana. 1'in karesi 1, 3'ün karesi 9'a eşit. O zaman alan oranları da 1 bölü 9 olacak. Yani ben 1'e 6 yazdıysam o zaman şöyle yazalım. 6 bölü bunun alanını da S diyelim. 6 bölü S 1 bölü 9'a eşit olmalı diyoruz. Buradan S'i çekerseniz eğer içler dışlar çarpımından S'i de 54 birim kare bulmuş olacağız. Şimdiki sorumuz da yine benzerlik sorusu. Bunu da benzerliğini şu şekilde oluşturuyoruz. Paralel kenar yok ama 90 dereceler var, ortak açılar var. Bu ortak açıya A dersem, diğer açıya da B dersem A ile B'nin toplamı 90 derece yapmış oldu. O yüzden ben de buraya A dediğim için yine 90 dereceden dolayı buraya da B demek durumunda kalıyorum. Şimdi bu üçgenle açı 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 benzerliği oluştu büyük üçgen arasında. Benzerlik oranımız A'nın karşısında x var. Büyük üçgende A'nın karşısında 12 var. X bölü 12 oldu benzerlik oranımız. Peki bu benzerlik oranının karesi bize neyi veriyordu? Alan oranlarını veriyordu. Sonra okumaya devam edelim. A, B, D, E D, E, 8 katına eşitmiş. O zaman buraya S yazarsam Buranın da 8S olması gerekiyor. Onu yazdıktan sonra küçük üçgenin alanı S bulduk. Yazıyorum. E, ee, A B, büyük üçgenin alanında 9S bulduğumuz için oraya da 9S yazıyorum. S'ler birbirine götürdü. Ve her iki tarafın karekökünü alırsak eğer şöyle 1 bölü 9 kalmış oldu buradan. E, ee, x bölü 12'nin değeri eşittir 1 bölü 3 gelmiş oldu. Oradan da içler dışlar çarpımı yaparsak x eşittir 4 birim bulmuş olacağız. Evet şimdi şekilsiz bir sorumuz var. Bu şekilsiz soruda da kendimiz şekil çizerek soruyu çözmeye çalışalım. Şimdi kendime iki tane üçgen çiziyorum eşkenar. Birisi bu olsun birisi de ondan biraz daha büyük. İki tane eşken üçgenimiz varmış. Çevrelerinin oranı 3 bölü 4'müş. Konuya başladığımızda söylemiştik. Çevreli or çevrelerin oranı benzerlik oranına eşit demiştik. Buraya benzerlik oranı yazıyorum. Benzerlik oranı buysa eğer e, o zaman bunun bir kenarına 3K dersem diğerinin bir kenarı da 4K olmuş olacak. Alanına 3 bölü 4'ün karesinden 9 dersem bunun alanına 9s dersen pardon bunun da alanı 16s eşit olmuş olacak. Benzerlik oranının karesini de e, yani 3 bölü 4'ün karesini de 9 bölü 16 olarak birine 9 dedim birine 16 istedim. İkisinin alanları toplamını 100 kök 3 vermiş bize. Hemen topluyorum 9s ile 16s'i topladım e, 25s buldum. Onu da eşittir 100 köküç olduğu için verilen değer ona eşitliyorum. Buradan 25'e bölersek 100'ü esi de 4 köküç bulmuş olacağız. Şimdi bize büyük üçgenin yüksekliğini sorduğu için ben büyük üçgenden devam ediyorum. Şimdi büyük üçgenin alanı o zaman şöyle çizelim. 16 esti 16 çarpı 4 köküç bizim ee, üçgenimizin alanına eşit oldu. Onun alan formülü neydi? Bir kenarı A olan eşkenar üçgenin alan formülü. Hadi hatırlayalım. A kare ile kök 3 bölü 4'ü çarpıyorduk hatırlarsanız. Buradan kök 3'ler birbirini sadeleştirdi. Ee, devam ediyorum. A'nın karesi de Eşittir ee, 16 çarpı 16'ya eşit oldu. Buradan A'yı da eşittir 16 bulmuş olduk. Şimdi bir kenarımız 16 çıktıktan sonra A'yı eşittir 16 yazdık. Şimdi dik indiriyorum. Tabanı 2 eşit parçaya böleceğim. Burası da 8 burası da 8 parçalandı. Sonra 60 derecenin karşısı da burası 60 burası 30 üçgeni gördüğünüz gibi 30'un karşısını kök ile çarparsam da yüksekliği bulacaktım. Oradan da yüksekliğim 8 kök 3 birim gelmiş oldu. Şimdi alan kaydırma olayından bahsedeceğim sizlere. Alan kaydırma olayı biraz karmaşık gelebilir ilk etapta. Birkaç soru çözdükten sonra tam kavrayacağınızı düşünüyorum. Şimdi bu alan kaydırma olayı nasıl bir şey? Şöyle bir şey. İki tane paralel doğrunun arasında kalan üçgenlerle ilgili bir e, formül bu. Diyor ki şimdi BC sabit kalmak şartıyla ben D1 üzerinde hangi noktayı alırsam alayım. Yani atıyorum A noktasını aldık bir üçgen çizdik B ve C'yi birleştirerek bu üçgenin alanıyla alan ABC ile başka bir nokta seçtim D1'in üzerinde yine onu B ile C ile birleştirdim. Onun alanı da buna eşittir diyor. Başka bir nokta seçtim E noktası bunları birleştirdim B ile C ile bunun alanı da yine o diğer ikisine eşit diyor. Yani ben hangi noktayı seçersem seçeyim B ve C ile birleştirdiğimizde biz alanı diğerlerini eşit olan bir üçgen çizmiş oluyoruz. Bunun sebebi ne? Onu da açıklayayım. Şimdi D1 ile D2 birbirine paralel oldukları için ikisi arasındaki uzaklık hep sabit çocuklar. Yani hepsi haşa eşit. Yani E'den de dik indirsem o da haşa eşit. D'den dedik indirsem o da haşa eşit. Hepsi haşa eşit. E bunların tabanı da aynıydı gördüğünüz gibi. Hepsi BC çarpı H bölü 2. Yine BC çarpı H bölü 2. Yine BC çarpı H bölü 2 eşit oluyor alanlar. Dolayısıyla e, alanı kaydırmış oluyoruz. Değerini değiştirmeden tepe noktasını kaydırarak alanı kaydırmış oluyoruz. Şimdi bir soru üzerinde bunu nasıl uygulayacağız onu görelim. Ben bu tür soruları çözerken şu paralelleri şöyle gözüm net görsün diye şöyle bir belirginleştiriyorum kalemimle. Sonra bize sorulan yere odaklaşalım, e, odaklanalım. AED üçgeninin alanı. A, E, D'nin alanı yani şu taradığım yerin alanını bulmaya çalışacağım. Şimdi bu alanı bulmak için tabanımı bilmiyorum. Yüksekliğini bilmiyorum. Hiçbir kenarını bilmiyorum daha doğrusu. Buradan alan bulmam mümkün değil. O zaman ben bunu kaydırarak başka bir üçgene taşıyacağım. Onun da alanı bu kaydırdığım en baştaki üçgenin alanına eşit olduğu için cevabı da bulmuş olacağım. O zaman ben A yerine şu noktayı da seçersem birleştirirsem ben E, D ile E ile bunun alanını bulursam aynı şeyi bulmuş olacağım. Fakat bunu da çizdiğim anda bunun da tabanını, yüksekliğini bilmiyorum. O yüzden çizeceğim. Şurası olsaydı gene çizdiğim alan da bunlara eşitti. Ama yine tabanını bilmiyorum, yüksekliğini bilmiyorum. Bulamam. Kaydıracağım nokta C olacak yani kısacası. C'ye kadar gideceğim, diğer köşeye kadar gideceğim. Şimdi ben buranın alanını bulursam, şu koyu taradığım yerin alanını bulursam o zaman ben de e, demin ilk başta bize verilen AED'nin alanını da bulmuş olacağız. Dolayısıyla, peki burayı bulabilir miyim? Buranın tabanını ve yüksekliğini bili biliyor muyu? ED'yi bilmiyorum, yüksekliğini bilmiyorum ama bunun CD tabanına göre alanını yazabiliriz. CD tabanımız, yüksekliğimizde 12 olmak üzere 4 çarpı 12 bölü 2 dediğimizde de yine biz bu kırmızı taralı olan yerin alanını bulabiliyoruz. Dolayısıyla bunu hesapladığımızda şuradan 6 geliyor. Şurası 12. 4 kere 6 da 24 birim kare alanımızı bulmuş oluyoruz. Şimdi bu kırmızı taradığım koyu kırmızı taradığım yerin alanı 24 hissediyorum. O zaman ilk baştaki A ile çizdiğim alanda 24 olacak. Çünkü onu kaydırarak C'ye getirmiştim. Cevap 24 birim kare oldu şimdi örneğimizde de yine iki paralel doğru parçası var ben onları yine şöyle çizerek belirginleştirmek istiyorum Bunları şöyle belirginleştirdikten sonra e, bize sorulan ve verilenleri bir kontrol edelim. Paralelliği biz de gösterdik şekil üzerinde. Dik açı verilmiş. AD'ye 10 verilmiş. DB'ye 6 birim ve BC'nin 8 birim olduğu verilmiş. BCED dörtgeninin alanını soruyor bize. Şimdi ben bunu iki parçaya böleceğim. Bir alana A diyeceğim, bir alana S diyeceğim. Şimdi benim e, istediğim alan B B C E D dörtgeni dediğimiz alan S ile A'nın toplamı bize bu mu soruluyor? Evet. Şimdi bunu başka bir türlü bulmaya çalışacağım çünkü buradan S'in alanını bulabiliyorum ama A'nın alanını bulamam çünkü. Hiçbir kenarını bilmiyorum. Hadi 6, 8, 10'dan burayı bulsam yüksekliği bilmiyorum, alanını bulamam. Dolayısıyla ben A, E köşesini tabana DC sabit kalmak şartıyla kaydıracağım çocuklar. Şimdi bu kaydırdığım nokta tekrar bir daha gösteriyorum. Eğer burası olursa E noktasını buraya kaydırırsam bu alanda A'ya eşit olacak. Buraya kaydırırsam bunun alanı da A'ya eşit olacak. A'ya kaydırırsam A'dan çizdiğim şu üçgenin alanında yine A'ya eşit olacak. Şöyle biraz daha koyu çizgiyle çizeceğim. Bu çizdiğim yerde A'ya eşit çocuklar. Dolayısıyla şöyle A diyelim. Yani benden istenen S artı A'nın alanı, gördüğünüz gibi alan ABC'ye eşit çıkmış oldu. Orada da S artı A alanı görüyorsunuz çünkü. Ben ABC'nin alanını bulursam o da S artı A'ya eşit olduğu için cevabı bulmuş oluyoruz. Hemen bakıyorum dik kenarlara birisi 16 birisi 8 verilmiş bölü 2 diyerek alanımızı hesaplayacağız. Ee, sadeleştirdik burası 8 geldi 8 kere 8 de 64 birim kare bulmuş olacağız buradaki alanı da. Yani alan kaydırma da bu şekilde çocuklar. Böylece üçgen dalan konusunun sonuna geldik. Daha doğrusu üçgenlerin sonuna geldik. Üçgenleri bu video ile birlikte sonlandırmış bulunuyoruz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Lütfen bu konuyla ilgili soruları da çözmeyi unutmayalım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.